عن ثوبان وعن جابر بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Cabir'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnne iblise yada'u arşahu alel ma thumme yab'ahu serayaha fe ednahum minhu menzileten a'zavuhum fitneten yeci'u ahadum fe yagul fealtu keza ve keza fe yagulu ma sanatta şey'e. İblis diyor, şeytan ayağını arşın üzerine, suyun üzerine kor, sonra askerlerini gönderir yeryüzüne. İnin bakayım, fitne, fesat, insanlar dinden, imandan çıkarın, ne varsa yayılır yeryüzüne. Her hepsi yayılır. İşte bir tanesi gelir, der ki ya ben şunu şunu yaptım, sen bir şey yapamamışsın. Ben şöyle ettim, sen bir şey yapamamışsın. Sonra sümmeyeci ve halim, onlardan bir tanesi gelir der ki feyagur, مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ Der ki, diyor, eve diyor kocası geldiği zaman, eve kocası geldiği zaman kadın başlarsa, neredeydin, niye müsaade kaldın, gelmeydin demeye başlarsa kadın, yani daha tıp tabiriyle diyelim, dırdır başlarsa yani. Dırdır başlarsa, şeytan hemen onun tepesine binermiş. Ta ki diyor, şeytan diyor ki ben diyor başladığı anda dırdır tepesine bindim, ikisinin birbirinden ayrıncaya kadar bırakmadım diyor. Yani bunun sonuna gider, ya vurmaya gider, ya dövmeye gider, ya talaka gider, ya nikaha gider, ya sövmeye gider. İşte diyor, ne diyor şeytan, ben bunu yaptım diyor. Öbürü işte ben şöyle yaptım, şöyle yaptım, onu beğenmiyor. Dırdır başlayınca diyor, ben diyor tepelerine bindim, ta ki ikisinin arasını ayırıncaya kadar. Bir de bakıyorsun ki incir çekirdeğinin doldurmayacak şeyden dolayı ayrılmış, nikah gitmiş, talak gitmiş, çoluk çocuk yuva dağılmış, biri bir tarafta yatıyor, biri bir tarafta yatıyor, biri anasıyla gitmiş, biri babasıyla gitmiş. Ne? Aslında belki de hiçbir şey yok ya. Yani işte o anda, o iş başladığı anda akli selim olan kişi ne yapması gerek? Birisinin hemen geri çekilmesi gerek. Çünkü bu şeytandan auzu besmele çekerek. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bir dırdıra başlamışsa ya, erkek veya kadın fark etmez. Çünkü şeytan musallat olacak. Asker gelmiş ya. Tam tepesine, iki omuzunun arasına binmiş. Erkeğin de kadının da saçından tutmuş şeyle, istediği yere yönlendirecek. Ama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم diye zikre başladığı zaman şeytan anında oradan çekilir. Bir de geldiniz, kapıyı sardınız. Kim o? Selamun aleykum. Ben değil ya. Diyeceğiniz ilk söz arkadaşlar. Kapıyı çaldınız veya zili çaldınız, eve geldiniz, ilk diyeceğiniz kim o dediği anda hanım ney? Selamun aleyküm. Ne diyordu hatırlarsanız daha önce hadis-i şeriflerde? Eğer selamla girerse, bismeleyle girip bir de selam verdiği zaman şeytan ne diyordu? Burada ne oturacak yer var, ne girecek ev var, ne de yiyecek yemek var der diyordu ya. Ama besmele yoksa içeri girerken, selam yoksa şeytanla beraber girdi. Biraz da dükkanda sıkıntılar var, kadın da evde çocuklara sıkıntı etmişse Allah yardımcısı olsun evin. Sonu nereye? Sonu kötüye. Çünkü asker gelmiş bekliyor kapının önünde ya. Şeytanın askeri gelmiş bekliyor. İşte diyor böyle bir şey yapan şeytanın iblisin ordusu geldiği zaman ne der diyor? Gel bakayım. Ya'me ente feyeltecim. Sen ne güzel etmişsin ya. Gel otur baş köşeye der diye hemen diye. Askerine yani. Onun için ne yapın arkadaşlar? Aman aman dikkat edin. Yani kapıları çaldığınız zaman, zili çaldığınız zaman, içeri girerken Bismillahirrahmanirrahim, içeri girerken Selamun Aleyküm, bir iki taraftan biri sıkıntılı dırdırı başladığı zaman hemen birinin oradan uzaklaşıp Auzu Besmele çekerek oradan uzaklaşması gerekiyor ki sonra Allah muhafaza eylesin, şeytanın eline düşmüş olur yani.